Evet arkadaşlar, hepinize selam olsun. Arkadaşlar, bu videomuzda kuşlarınızın kafesi kokuyor. Ne zaman, kaç ayda bir temizlenir, nasıl temizlenir, altına tabağın malzemesi ne koyabiliriz, bu tabağın malzemesini nasıl temizleyebiliriz, bunlar hakkında hem bilgi vereceğim hem de beraber uygulayacağız. Öncelikle kuşlarımız yumurtlamaya hazırlık yapıyorlar. Yani bir hafta 10 gün içinde yumurtlayacaklar. Bunu zaten arkadaşlar tahmin edebiliyor kuşlarını. Şimdi biz yumurtadayken altlarını temizleyemeyeceğiz. Bu sefer kokular artacak. Bakteri olayı çoğalacak. O yüzden kuşlarımız yumurtlamadan önce temizliğimizi yapacağız. Ve en profesyonel temizlik nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle kuşlarımızın kafesini böyle bir yere alıyoruz. İçeride. Gördüğünüz gibi dalları koymuştum. Onları bir çıkaralım. Kuşlar da bu arada yumurtlayacak diye. Tamam canım, sakin ol. Biraz çalışma başlatmışlar. Yuvanın içindeki keten ipleri dışarı çıkarmışlar. Sonra tekrar yuvayı diziyorlar. Daha önceki videomda kuşların yumurtaları boş çıkmıştı. Onun videosunu çekmiştim. Onun da sebeplerini anlatmıştım. Şimdi bunları yumurtlamadan önce tertemiz yapacağız ki kuşlarımız yumurtladığında hiçbir şekilde rahatsız etmeyelim ve kafesimiz hijyenik olsun. Evet, dalları çıkardık. Probiyotik koymuştum. Onu da kenara alalım. Çok pratik bir şekilde olacak. Tamam canlar. Yandan. Tel altını çıkardık. Şimdi arkadaşlar türümüzü çıkaracağız. Gördüğünüz gibi altta taban malzemesi olarak mısır granülü var. Mısır granülü hem kokuyu engelliyor, hem dışkıyı emiyor, hem de kafes içerisindeki bakterinin oluşumunu engelliyor. Altına, kuş kafesinin altına gazeteki ya da herkesin genel olarak amatörce yaptığı bir sistem var. Gazete kağıdını seriyor altına. Kuşların dışkıları gazete kağıdında çabuk kurumuyor. Ve kuşlar onları basabiliyor ya da işte bir şekilde yanına yem düşüyor, onu gagalayabiliyor. Sıkıntılar oluyor. Kuşlarımızın kafesi hijyenik olmuyor. Bu teli koymamın sebebi kuşlar direkt basmasın. Kuşlar eğer dışkılara basarsa ayakların altında mantarlar oluşabilir. Bunu da çıkardık. Şöyle bir poşet yardımıyla hemen boşaltacağız. Şurada ıslaklık yoğunluğu var.
O da banyo yapsınlar diye. Koydum. Suyu yere akıtmışlar. Daha buralara elektrik süpürgeleri daha sonra çekeceğiz. Yoksa sıkıntı olabilir. Şunu bak, şu şekil koyuyorum. Arada bir santim var. Kuşlar ne oluyor? Dışkılara basmamış oluyor. Ve mantardan ve birçok hastalıktan kuşlarımızı korumuş oluyoruz. Daha önce koyduğumuz mısır gönlünü kenara koyuyorum. Bunu da çırpacağım. Şimdi tekrar mısır gönlümüzü açıyoruz. Bu arada çok güzel bir taban malzemesi. Mısır gönlümüzü altına biraz bolca seriyoruz. Çünkü böyle boşluk olduğu zaman o zaman sıkıntı oluyor. Ve çok güzel kafesin içinde bir koku veriyor. Gerçekten kafesin kokusunu alıyor. Özellikle yazın. Mısır gönülleri 2024 fiyatı 20 lira. 2 kez kullanıyoruz. Yani 10 liraya mal etmiş oluyorsun. Yani parasal konudan düşünen arkadaşlar varsa buradan da onun da bilgisini vereyim dedim. Komple yaydıracağız tabana. Yaydırdıktan sonra kuşlarımızın kafesi tamamen hijyenik oluyor. Şöyle bir sallayarak dengeyi sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz mis gibi bir ortam olmuş oluyor. Bu da kuşlarımız için D vitamini. Buraya mama koyacağım sonra. Onu buraya döküyorum ki ziyan olmasın. Şimdi kafesimizi kulaklarından tutup mandallarımızı takıyoruz. Şimdi daldırılarımızı tabana çapraz bir şekilde sadece kafesin bir kısmını diziyorum. Diğer kısmında da duş aldırmak için kullanacağım için daldırılar ıslanmasın. Şimdi ben bunu bir yere toplayıp en sonunda çırpacağım. Tertemiz bir şekilde tülümüzü de koyacağız. Kuşlarımızın 10 numara hijyenik bir kafesi olmuş olacak. Bu arada dişimiz gerçeğe girdi yuvaya. Yuvaya girmişken kuşumuzu ellemiyoruz kesinlikle. Şunu kuşlar ağzıyla çok incecik yapıyorlar. Bunu yapmaya başladıklarında kuşlarınız yumurtlayacak demektir. Şöyle açalım. Yuvayı da çok güzel hazırlamışlar. Yakında yavrumuz gelecek muhtemelen. Ben bunu çırpıp geleceğim. Videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafesimizin tülünü koyduk. Şöyle bir tabanı çekelim. Manzarayı gösterelim.
Sormak istedikleri varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kuşlarımızın kafesini en geç bir ayda bir temizlememiz gerekiyor. Özellikle de yumurtlama öncesi. Tam bir ay oldu. Temizleyemedin. Kuşlar yumurtladı. Bunların yumurtlama süreci var. Yavru süreci var. Bu 1,5 aya çıkar. Bir ay önce dolmuş. 2,5 ay. Ve kafesi de gerçekten iyi şeyler olmaz. Hem koku olarak hem kafes sağlığı, kuşlarımızın sağlığı olarak iyi olmaz. Yumurtlamaya yakın kuşlarımızın kafesini değiştiriyoruz. Altını temizliyoruz. Ve tertemiz bir ortam oluyor. Bunlar bir hafta 10 gün içinde yumurtlayacak zaten. Yani belki 1,5 ay olacak ama yavrular biraz büyüdükten sonra, yani bir hafta 10 günlük olduktan sonra tekrar altlarını değiştirebiliriz. Videolarımız sadece bununla sınırlı değil. Yavrularımız çıktı. Yavrularımızın büyüme evresi. Ayaklarına halka takacağız. Ve birçok daha videolar, bilgi paylaşımlarında bulunacağım. Bu videomuzun konusu parot, papağan egzozları değil, genel olarak anlattım. Şimdi kafesimizi yerine koyacağız. Gördüğünüz gibi şöyle kafesimizin parot papağan ispinozundan bahsedersek, kafesimizin üstüne ve sadece bu parot papağan ispinozu değil, birçok kuşlarda kafeste bitki olması gerekiyor. Kuşlar kendini doğal ortamda zannetsinler. Gerçekten ben bu kuşları aldığımda hiç yabancılık çekmediler. Tamamen doğal ortamda zannediyorlar. Üstüne serdim. Arkadan da içeriye soktum. Sanki böyle içeride ağaç varmış gibi, üstünde ağaç varmış gibi bir ortam sağladım. Kuşlarımıza stresi azaltıyor ve kuşlarımız daha mutlu oluyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz kaç dakika oldu Ecrin? 12. 12 dakika. Tabi biz biraz duraklattık ama bir mola da verdik. Toplam 10 dakikada iş bitiyor yani. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.